Böyle önemli bir sektörde sizlerden aldığım güç ve destekle başkanlık yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Gaziantep Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanlığı'na yeniden Mehmet Aytaş seçildi. Divan Başkanlığı'nı GESOP Başkanı Ömer Küsboğlu'nun yaptığı genel kurulda Mehmet Aytaş 529 oy alırken Mehmet Taş ise 76 oy aldı. Ülkemize, memleketimize, siz değerli esnaf kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Genel kurulda konuşan Mehmet Aytaş, birlik ve beraberliğin, istişarenin ve müşterek aklın çalıştığı yerlerde başarı olduğunu belirterek verdikleri her sözü yerine getirdiğini söyledi. Birlik ve beraberliğin, istişarenin, müşterek aklın çalıştığı yerlerde başarı olur, gelişim olur, değişim olur. Üç dönemdir gerek mesleki vizyon açısından, gerek kurumsallaşma açısından büyük mesafeler kat ettik. Göreve ilk devraldığımız gün verdiğimiz sözleri noktasına ve virgülüne kadar arkasında olduk. İlk hedef olarak odamızın misyon, vizyon ve yenilişi hedeflerle belirledik. Aytaş şimdiye kadar yaptıkları projelerden de bahsetti. Bizler yönetim olarak ilk göreve geldiğimizde hayal denilecek büyük hedefler belirledik. Azim ve kararlılıkla sizlerin de desteğiyle sektörümüzün kamyon yarası olan sorunları tek tek çözmeye kavuşturduk. Gaziantep'imizde Türkiye'de emsali olmayan şu andaki değeri 12 milyon TL değerinde bir hizmet binası kazandırdık. Değerli arkadaşlar, bu hizmet binası kolay değil. Hemen şurada iki satır kelimeyle atlatıp geçeriz. Ama öyle değil. Bu işin hakikaten temelinden arsasından başla hizmet binasını bitirmeye kadar neler çektiğimizi ancak ben ve yönetim kurulu üyelerimiz bilir. Değerli arkadaşlar, taşınmaz ticaret, yönetmenlik, yani bu yönetmeni çıkarmak için hakikaten 12 yılımızı verdik. 12 yıl. Kolay değil. Bu, size şunu söyleyeyim. Bu yönetmeni çıkarana kadar biz 3 tane bakan değiştik. Bak yönetmenlik 2018'de çıkarttık bunu. 2018'de 2021 arası 3 tane bakan değiştik. Her bakana sil baştan bir daha yönetmenlik gel. Sil baştan bir daha yönetmenlik gel. Bu işler kolay değil. Sandığınız gibi her şey kolay yapılmıyor. Ama Allah'a çok şükür bunu çıkarttık ve bununla da gurur ve şeref duyuyoruz.